Her sevgili bilim dostları, bugün konuya geçmeden önce bir duyurum var. Yarın muhtemelen Doruk'taki Bey'in sevgili dostumla evren çeşitleri e, ya da farklı evren modelleri üzerinde yayın yapacağız. E, eğer yayını yapabilirsek sizleri de izlemeye tabii ki davet ediyorum. Birçok kafanızdaki soru işareti de çözecektir. Acaba hangi evren modelleri var? Fraktal evren modellerinden hologramik, holografik evren modellerine e, simülasyon evren teoreminden e, fraktal evren modellerine büzülüp tekrardan büyüyen evren modellerinden ilk çağdaki 7 katlı gök evren modeline kadar bütün evren modellerini neredeyse işlemeye çalışacağız. Tabi yine de bunlar dışında evren modellerimiz olacak 40 tane evren modeli işleyeceğiz e, yayınımıza sizi de davet ediyorum. Bugünkü işleyeceğimiz konu da entropi konusunun devamı ve önemli bir konu. Aslında düzen konusuna yeni bir yorum getireceğiz. Acaba gerçekten evrende düzenli gibi görülen bu önceden saymış olduğum fiziksel, kimyasal ve biyolojik sistemlerin temel sebebi nedir? Buna biraz yorum getirerek kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Başlayalım. Geriye bir adım atmak. Yıllar önce bu fikirle ilk karşılaştığımda bir şok geçirmiştim. O noktaya kadar entropi kavramını iyi anladığımı düşünürdüm. Ama anlaşılan oydu ki okuduğum ders kitaplarından entropinin yalnızca geleceğe ilişkin öngörülerini göz önüne almıştım. Biraz önce gördüğümüz gibi entropi geleceğe doğru uygulandığında sağ duyumuzu ve yaşadıklarımızı doğrulayan sonuçlar verirken, Geçmişe doğru uygulandığında sağ duyumuzla ve yaşadıklarımızla çelişen sonuçlar ortaya koyuyor. Uzun zamandır tanıdığınız bir arkadaşınızın size ihanet ettiğini öğrenmeniz kadar kötü değil ama benim için buna yakın bir şeydi. Bununla birlikte bazen çok çabuk karar vermek pek iyi değildir. Entropinin beklentileri karşılamakta görünürdeki başarısızlığı böyle bir duruma iyi bir örnektir. Büyük olasılıkla sizin de düşündüğünüz gibi birdenbire yoktan var olma fikrine alışık ol, alışkın olmamız kolay yutulur bir lokma değildir. Evrenin bu açıklamasının gerçek ve önemli kabul ettiğimiz her şeyin doğruluğuna meydan okuması sırf bu yüzden olamaz. Aynı zamanda kritik soruları cevapsız bırakır. Örneğin günümüzde evren ne kadar düzenli görünüyor ise, şekil 6-4'teki daha derin olan kısımlar yani, onu var etmek için gerekli olan istatistiksel sapmanın olasılığı da o kadar düşüktür. Bu yüzden eğer evren çevremizde gördüğümüz şeyleri az çok bu duruma getirmek için gerçek düzen miktarından yana cimrilik etmiş olması gerekiyor ise olasılık düşüncesi evrenin bunu yapmış olduğu sonucuna varır. Evet bunu her zaman söylüyoruz evrenimizin oluşması bir olasılık dalgasıyla ilişkilidir. Aynı zamanda bu çevremizde düzenliymiş gibi görülen yapıları da açıklıyor. Ama evreni incelediğimiz zaman bazı fırsatların kaçmış olduğunu görüyoruz. Çünkü etrafta olmaları gerekenden daha düzenli olan pek çok şey var. Eğer Michael Jackson Thriller'ı hiç kaydetmemiş olsaydı ve bu albümün dünyanın her yanına dağıtılan milyonlarca kopyası düşük entropiye doğru olan sapkın bir dalgalanmanın bir parçası olsaydı Yalnızca 1 milyon veya yarım milyon veya birkaç kopya ortaya çıktığında sapma çok daha az olurdu. Eğer evrim hiç olmamış olsaydı ve biz insanlar daha düşük entropiye doğru sapkın bir sıçramanın sonucu ortaya çıkmış olsaydık, o zaman böylesi tutarlı ve düzenli fosil kayıtlarının olmaması durumunda sapma çok daha az olurdu. Eğer büyük patlama hiç gerçekleşmemiş ve gördüğümüz 100 milyar galaksi düşük entropiye doğru böylesine sapkın bir sı sıçrama sonucu ortaya çıkmış olsaydı, o zaman 100 milyar yerine 50 milyar veya 5000 veya sadece birkaç tane veya yalnızca bir galaksinin olması durumunda bu sapma daha az olurdu. O grafi daha önceki bölümde gördüğümüz grafik arkadaşlar. Grafiğin derinliği ne kadar fazlaysa sapma o kadar fazla aslında demektir. Ve ona bağlı olarak düzenliliğinde fazla olduğunu gösterir bu. Dolayısıyla eğer evrenimizin istatistiksel bir dalgalanma, mutlu bir rastlantı olduğu düşüncesinin herhangi bir geçerliliği varsa o zaman neden ve nasıl evrenin bu kadar düşük entropiye yani yüksek düzenliliğe sahip olduğunda açıklanması gerekir. Daha da baskılayıcı olarak eğer gerçekten belleğinize ve kayıtlarına güvenemiyorsanız o zaman fizik yasalarına da güvenemezsiniz. Fizik yasalarının geçerliliği olumlu sonuçları aynı bellek ve kayıtlarca doğrulanan çok sayıda deneye dayanır. O nedenle kabul edilmiş fizik yasalarının zaman tersinmesi simetrisi üzerinde temellenen bütün mantıksal düşünüşler tümden sorgulamaya açılır ki bu da şu andaki tartışmamızın temelini ve entropi anlayışımızı baltalar. Bildiğimiz evrenin tümden düzensiz bir durumdan ender ama ara sıra beklenebilen bir istatistiksel dalgalanma olduğu sonucunu kabul edersek süratle bataklığa saplanırız. Ve her şeyden önce böylesi tuhaf bir açıklamaya yol açan mantık zincirimizde dahil olmak üzere bütün kavrayışımızı kaybederiz. Yakından ilişkili bir nokta şudur ki kendimizi şu an görmekte olduğumuz dünyanın tümüyle düzensizlikten ortaya çıktığına inandırırsak aynı mantıksal düşünüş sonraki herhangi bir zaman şu andaki inancımızdan vazgeçerek düzenli dünyaya çok daha yakın zamanlı bir dalgalanmaya atfetmemiz gerekir. Bu yüzden bu düşünüş biçimiyle gelecekteki her an, geçmişteki her an sahip olunan inanç, inançları geçersizleştirir ki bu da evrenin açıklamanın inandırıcı olmayan bir yoludur. Bu yüzden İnançsızlığı askıya alıp entropinin fizik ve matematik yasalar yasalarını verilen bir andan geçmişe ve geleceğe doğru düzensizliğin artma olasılığının ezici bir büyüklükte olduğunu anlatan kavramlar çalışkan bir tutumla izlemekle kendimizi boğazımıza kadar bataklığın içinde bulmuştuk. Kulağa hoş gelmese de iki nedenden ötürü bu iyi bir şeydir. Birincisi belleğimize ve kayıtlara güvensizliğin sezgisel olarak alay ettiğimiz bir şey kesinlikle anlamlı olmadığını gösterir. İkincisi, çözümsel yapımızın çökmeyin eşinde olduğu bir noktaya ulaşarak mantıksal düşünüşümüzden geriye yaşamsal bir şey bırakmamız gerektiğini etkileyici bir şekilde fark ederiz. Bu nedenle açıklayıcı boşluktan kaçınmak için kendimize sorarız. Belleğimize ve kayıtlara, Oda sıcaklığındaki buzların erimesine, yeniden donmamasına, yumurtanın kırılmasına, yeniden yapışmamasına, süt ve kahvenin karışmasına, yeniden ayrışmamasına, güvenmeye geri dönmek için entropinin ve doğa yasallarının zaman simetrisinin ötesinde hangi yeni fikre ya da kavrama ihtiyacımız var? Kısaca uzay zamandaki olayların asimetrik gelişimini, Geleceğimizde entropinin daha yüksek ama geçmişimizde entropinin daha düşük olmasıyla açıklamaya çalışırsak nereye varırız? Bu mümkün mü? Mümkün. Ama yalnızca eğer ilk dönemlerdeki olaylar özelse mümkün. Yani evrenimiz ilk anda çok düzensiz miydi entropinin bize gösterdiği gibi yoksa düzenli miydi? Ona bakacağız arkadaşlar. Yumurta, tavuk ve büyük patlama. Bunun ne anlama geldiğini görmek için Eski zamana ait düşük entropili, tam oluşmuş bir yumurta örneğini alalım. Bu düşük entropili, yani yüksek düzenli sistem nasıl varlığa kavuştu? Eğer belleklerimize ve kayıtlara yeniden güvenmeye başlayacak olursak hepimiz cevabı biliyoruz. Yumurta tavuktan çıktı, o tavuk da yumurtadan çıktı, o yumurtada tavuktan çıktı ve benzeri. Ama en etkili şekliyle İngiliz matematikçi Roger Penrose tarafından vurgulandığı gibi bu yumurta tavuk öyküsü aslında derin bir şeyler öğretir ve belirli bir noktaya çıkar. Bir tavuk veya bu anlamda herhangi bir canlı hayret verici yüksekte düzenli bir fiziksel sistemdir. Bu düzenlilik nereden gelir ve nasıl sürdürülür? Arkadaşlar burada biyolojik incelemeyeceğiz, fiziksel düşüneceğiz biraz. Bir tavuk yiyerek ve nefes alarak en azından yeni, yeni yumurtalar yumurtlayacak kadar uzun süre yaşamını sürdürür. Besin ve oksijen canlı varlıkların ihtiyaç duydukları enerjiyi oksijenli solunum veya oksijensiz solunum sayesinde üretmeyi sağlar. Ee, şunu söyleyeyim, oksijensiz solunum sonucunda 2 tane enerji, 2 ATP. Oksijenli solunum sonucunda 32 veya 34 ATP üretilir. Bu da kullanıldığı sisteme göre değişir. Örneğin, eğer Nataş dediğimiz bir enzim kullanılıyorsa, 32, e, 34 ATP üretilir. Fataşiki dediğimiz bir enzim kullanılıyorsa, 32 ATP üretilir. Yani okullarda biz hani 38 ATP üretilir diyor ya, bu yanlış bir bilgidir arkadaşlar. Bunu da hatırlatayım. Ama eğer ne olup bittiğini gerçekten anlamak istiyorsak bu enerjinin vurgulanması gereken kritik özelliğini bilmemiz gerekir. Sağlıklı bir tavuk hayatı boyunca besinlerden aldığı kadar enerjiyi çoğunlukla ısı ve metabolizma süreçleri ve günlük etkinlikler sonucunda üretilen diğer atıklar şeklinde çevreye geri verir. Burada biz metabolizma ikiye ayırıyoruz. Anabolizma veya katabolizma. Anabolizma yapım olaylarını içerir e, katabolizma yıkım olaylarını içerir. Yapım ve yıkım olayları sonucunda da tabii ki ısı açığa çıkar arkadaşlar. bunun yanında çeşitli vücudumuzdaki dengeyi sağlayacak homoestasik anlamda Tabi ki işte amino asitler, şeker, şeker çeşitleri, yine yağ asitleri, gliserol, vitaminler, mineraller hatta su açığa çıkar. Eğer giren enerji ile çıkan enerji arasında böyle bir denge yoksa tavuk giderek kilo alır. Ama asıl nokta şudur ki bütün enerji biçimleri eşit değildir. Önemli bir not arkadaşlar. Enerji biliyorsunuz ki iş yapabilme yeteneğine verdiğimiz isimdir. Birimi jür veya kaloridir. Kalorimetre kabı ile ölçebiliriz. Ve e, biz enerjiyi e, ...baktığımızda her biri aynı enerji değil. Enerjiler birbirine tabii ki dönüşebilir. Örneğin ısı enerjisi farklı, kinetik enerji farklı. Veya potansiyel enerji farklı, kimyasal bağ enerjisi farklıdır. E, o yüzden enerji biçimleri eşit değildir. Her birinin e, şeyi aynı olsa da... ...birimleri olsun, ölçüldüğü durumlar olsun aynı olsa da... ...biçimleri eşit değildir. Tavuğun çevreye ısı şeklinde verdiği enerji yüksek oranda düzensizdir. Etraftaki hava moleküllerinin normalden biraz daha hızlı hareket edip birbirleriyle çarpışmalarına neden olur. Böyle enerjinin entropisi yüksektir, dağınıktır ve çevreyle karışır. Ve bu nedenle kolaylıkla yararlı bir amaç için kullanılamaz. Siz tavuğun ısısını alıp ne yapamazsınız? Tavukları toplayıp ısısını alıp gidip de bir Nükleer santral veya termo termol bir santral, termik santral kuramazsınız. Yani hiç öyle bir şey gördünüz mü? Tavukların enerjisini toplayıp da suyun ısınmasını sağlayıp tribünleri döndüren bir termik santral yok böyle bir şey. Çünkü dağınık arkadaşlar. Ama mesela kömürden çıkan öyle değil veya petrolden çıkan öyle değil. Onlar e, dağ dağılmadığı için belirli bir noktada toplandığı için e, buradan termik santralleri çalıştırabilirsiniz. Tersine tavuğun yediği şeylerin yani aldığı enerji düşük entropilidir ve hayatını sürdüren önemli etkinlikler için kullanılır hale getirilmiştir. Kullanılır hale getirilmiştir deyince bir tanrı tarafından diye düşünmeyin, ee, burada üretici canlılar tarafından arkadaşlar. Bu nedenle tavuk ve aslında her yaşam türü düşük entropili enerji alıp yüksek entropili enerji veren bir boruya benzetilir. Bu kavrayış. Bir yumurtanın düşük entropisinin nereden kaynaklandığı sorusunu bir adım daha geriye atar. Nasıl oluyor da tavuğun enerji kaynağı besini böylesine düşük entropiye sahip olabiliyor? Tavuğun yediği şey düşünelim. Mesela arpa gibi. Niye bu düşük entropiye yani yüksek düzenliliğe sahip? Bu sapkın düzen kaynağını nasıl açıklayabiliriz? Eğer besin hayvansal kaynaklı ise başlangıçtaki Hayvanların nasıl bu kadar düşük entropiye sahip olduğu sorusuna geri döneriz. Ama eğer besin zincirini incelersek sonuçta yalnızca bitki yiyen hayvanlara ulaşırız. Otçullara. Ee, otçul deyince aklınıza sadece koyun keçi gelmesin. Balina da bir otçul arkadaşlar onu söyleyeyim. Denizde de yani bir ekosistem var. Tabii ki havada da tabii ki bir ekosistem var. Yine gaga yapılarına göre. Otçul canlılar kara hava deniz ekosistemlerinde yaşıyor. Onu unutmayın. Ekosistem bir bütündür çünkü. Nasıl oluyor da bitkiler ve onların ürünü olan sebze ve meyveler düşük entropiyi sürdürebiliyorlar? E, bu da fotosentez yoluyla bitkilerin güneş ışığını kullanarak çevrede bulunan karbondioksiti oksijene dönüştürüp çevreye geri vermesiyle ve karbonu ise e, bir organik kimyada bulunduğu gibi şekere dönüştürüp bitkilerin büyük gelişmesinde kullanmasıyla olur. Böylece düşük entropili hayvansal kaynaklı olmayan enerji kaynaklarını ta güneşe kadar izleyebiliriz. Tamam güneşe kadar gittik. Ama bir fotosentezi biraz açıklayayım. Arkadaşlar fotosentez bütün canlıların yapabildiği bir olay değildir. E, yapabilen canlılar bitkiler, mavi yeşil algler, siyanobakteriler, bakteriler, fotoplanktonlar gibi e, bazı canlı türleridir. Hatta öglena, öglena'yı da içine alabiliriz e, bir ökaryot olarak. Bu canlılar fotosentez yapabilirler. Ne yapıyorlar? Karbondioksit alıyorlar havadan. E, suyu da alıyorlar yine dışarıdan. Ve karbondioksitle suyu güneş ışığı sayesinde birleştirip şekere dönüştürüyorlar. Dışarıya da atık olarak oksijen veriyorlar. İşte biz bu olaya fotosentez yani ışıkla birleştirme adını veriyoruz. Foto ışık sentez birleştirme anlamı taşır. Bu düşük entropi açıklama sorusunu bir adım daha geriye atar. Güneşe kadar gittik. Peki yüksek ölçüde düzenli olan güneşimiz nereden geliyor? Güneş tüm bileşenlerin karşılıklı kütle çekimi altında dönmeye ve kümelenmeye başlayan, başlangıçta dağınık olan bir gaz bulutundan yaklaşık 4.6 milyar yıl önce şekillendi. Gaz bulutu yoğunlaştıkça bir bölümün diğer üzerindeki kütle çekimsel etkisi güçlendi. Bu da bulutun giderek kendi üzerine çökmesine yol açtı. Kütle çekimi bulutu sıkıştırdıkça sıcaklık arttı. Sonunda dışarıya doğru akan ışınımı üreten nükleer süreçleri başlatacak kadar ısındı. Buna hidrostatik denge diyoruz arkadaşlar. Işınım ise gaz bulutunun daha fazla çıkmasıydı çökmesini önledi. Böylece sıcak, dengeli parlayarak yanan bir yıldız doğdu. İçeriye doğru çeken bir kütle çekimi, dışarıya doğru açılmaya çalışan bir nükleer süreç ve bu denge sonucu ne yapan? Hidrojeni helyuma dönüştüren yıldızımız güneş doğdu. Devam edelim. Bir dakika. Peki Soruyu biraz daha geri atmak zorunda kaldık. Güneşin nasıl olduğunu anladıysak. Peki bu güneşi oluşturan dağınık gaz bulutu nereden geldi? Büyük olasılıkla hayatının sonuna ulaşmış ve süpernova olarak patlamış ve kalıntıların çevreye saçmış olan birinci nesil daha yaşlı yıldızların kalıntılarından oluştu. Bu ilk yıldızların oluştuğu dağınık gaz geldi? İşte bu gazın da büyük patlama sonrasında oluştuğuna inanıyoruz. Evrenin kaynağına ilişkin en rafine kuramlarımız yani kozmoloji kuramlarımız bize büyük patlamadan yalnızca birkaç dakika sonra evrenin kabaca %75 hidrojen, %23 helyum ve küçük miktarlarda döteryum ve lityumdan oluşan hemen hemen bir örnek sıcak gazla dolu olduğunu söylüyor. Arkadaşlar bu da ben yine hem Yıldızların oluşumu ile ilgili, hem evrenimizin oluşumuyla ilgili programlar yaptım canlı programlar. Video oynatma listesinden o programları da izleyebilirsiniz orada ayrıntılı olarak açıkladım. Ee, yani hidrojen nasıl oluşmuştur, helyum nasıl oluşmuştur, bunlar nükleer tepkimelerini e, matematiğine girmeden tabii ki veya e, nükleer sentez tepkimelerine girmeden açıkladık temel nokta evreni dolduran bu gazın olağanüstü düşük bir entropiye sahip olmasıdır. Ha. İlk anlarda da demek ki düşük bir entropi var. O zaman entropinin geçmişe doğru gitmesi doğru olmayabilir. Büyük patlama evreni düşük entropili olarak başlattı. Hatta süper neredeyse bir düzen diyebiliriz yani süper düzene yakın. Bu durum şimdi gördüğümüz düzenliliğin kaynağıymış gibi görmektedir. Bir başka deyişle şimdiki düzenlilik aslında evrenin ilk anlarındaki kozmolojik bir kalıntıdır. Bu önemli kavrayışı bir dahaki yayında inceleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.